Fermi paradoksu çok ayrıntılı bir konu olduğu için konu hakkında daha uzun bir video hazırlamaktayım. Destekleri için izleyicime teşekkür ediyorum. Şimdilik sadece uzaylıların varlığı hakkında derlediğim tahminler üzerine duracağım. Artık 7 yaşındaki çocuğun bile bildiği klişe bilgiyi yine tekrarlayacağım. Yaşadığımız evrende dünyadaki tüm kum tanelerinin toplamından daha fazla yıldız ve gezegen var. Bu korkutucu büyüklüğü düşündüğümüzde bunların herhangi birinde mutlaka bir yaşam başlamış olmalı diye düşünüyoruz. Peki uzaylılar dediğimiz dünya dışı yaşamın var olma ihtimali bu kadar yüksekse nerede bunlar? Neden onları göremiyoruz? Tabi porselen tabaklardan, demir çanaklardan yapılma çakma UFO görüntülerini örnek vermeyeceğim. Şimdi bu olası uzaylıların nerede olabileceğinden biraz bahsedelim. İlk olasılığımız en sıra dışı olanı. Son zamanların popüler teorisi düz dünya. Bu teoriye göre dünya düzdür, bir kubbenin içinde hepimiz hapsolmuş bir şekilde yaşıyoruz ve dünyanın dışında hiçbir şey yok. Tabi düz dünyacılarla kendi aralarında ayrılsalar da en fazla kabul görmüş olan teori budur. Diğer olasılıkta yapay dünyalar. Bu olasılık oldukça ürkütücü ve bana Ark dünyalarını anımsatmakta. Fakat burada bahsettiğim dünyalar Ark dünyalarından daha büyük olanlar. Sayıca çok olan bu dünyalar gelişmiş bir uygarlık tarafından kurulmuş ve onların kurduğu dünyalarda yaşamımızı sürdürmekteyiz. Yani bizim dışımızda da evren ve diğer yaşamlar var ama biz onların sadece laboratuvar fareleriyiz. Başka bir ihtimale bakalım. Belki de kara değil de su altı yaşamları var. Dünyanın bile 1/4'ünün suyla kaplı olduğunu ele alırsak, tamamen suyla kaplı gezegenlerin sayılarının bir hayli fazla olması gerektiğini düşünebiliriz. Üstelik su altındaki canlıların teknoloji olarak gelişmesi de oldukça zor bir ihtimal. Su altında ateş yakıp demire şekil veremezsiniz. İletken bir suda teknolojinin yapı taşı olan elektriği etkili bir şekilde kullanamazsınız. Bunları rahatça yapabilmeniz için karada olmanız gerekir. Ha günümüzde su altında bunları belli araçlar vasıtasıyla yapabiliyoruz. Ama zaten şu an teknolojik olarak bunları yapabilecek seviyedeyiz. Dünyanın tamamen sudan oluştuğunu düşünürsek sıfırdan bu seviyelere gelmemiz oldukça zor. Başka bir ihtimal ise belki de öte gezegenlerde çok büyük uygarlık savaşları yaşanmakta. Kolonileştirme ve soykırımlar yapılmakta. Yeni uygarlıklar, yeni devletler kurulup yıkılmakta. Fakat bizim teknolojimiz çok kısıtlı olduğu için bunların farkında değiliz. Diğer bir olasılık, gerçekten çok gelişmiş bir uygarlık var. Fakat sandığımız kadar merhametli değiller. Belirli bir düzeye kadar gelişen uygarlıkları yok ediyorlar. Sonuçta teknolojik olarak belirli bir düzeye geçen uygarlıklar, onlar için büyük bir tehdit oluşturmakta. Bugünkü insanlığı düşünürseniz ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Devamlı gelişiyoruz, yeni silahlar ve yeni savunma sistemleri üretiyoruz. Evreni araştırmak için, hakikati bulmak için uzaya onlarca araç gönderiyoruz. Gitgide daha da tehlikeli oluyoruz. Diğer bir ihtimal ise bizi casus gibi gözetledikleri fakat müdahale etmedikleridir. Bu ihtimali göze aldığımızda tepemizdeki ayımız bize hiç de masum görünmemekte. Burnumuzun dibindeki ay hakkında açıklanamayan o kadar garip şey var ki sanki başka bir yerden getirilip oraya bırakılmış gibi. Tabi bu sadece bir varsayım. Başka bir ihtimal galaksimiz gelişmiş bir uygarlık tarafından zaten kolonileştirildi. Fakat biz çok uzakta ve ıssız bir bölgede olduğumuz için bize daha karışan olmadı. Diğer bir ihtimal gelişmiş uygarlıklar daha önce dünyamızı ziyaret etti. Bu ziyaretler sırasında biz dünyada yoktuk ya da uygarlık tarihimizin başlarındaydık. Nasıl inşa edildiği hakkında birçok insanın kafasında soru işareti bırakan yapılar bu olasılığa oldukça uymakta. Fakat bu da sadece bir varsayım. Bir diğer ihtimal, uzayda bir yerlerde gerçekleşen yaşam var fakat bizim kadar akıllı değiller. Bunlar ya ilkel yaratıkların yaşadıkları dünyalar ya da sadece bakteri boyutunda yaşamlar. Başka bir ihtimal, bize benzer akıllı bir yaşam var fakat bizim kadar gelişmiş değiller. Belki şu an kendi orta çağlarını yaşamaktalar ve bizden haberleri yok. Belki de hala gezegenleri düz mü değil mi onu tartışmasını yapıp yuvarlak diyenleri yakıyor olabilirler. Diğer bir ihtimal korkuyor olabilirler. Evrendeki gezegenlerin sayısını açıklamak için ekrana bolca sıfır atmam gerekiyor. Dünya dışı yaşamın varlığını kabul ediyorsak
Bu kadar büyük bir evrende dünya dışı sadece bir tane uygarlık olması biraz saçma. Bizden başka gelişmiş ırklar varsa onlardan da daha gelişmişi ve daha merhametsizleri olabilir. O yüzden bazı gelişmiş ırklar etliye sütlüye karışmadan gizlenmeyi tercih ediyor olabilir. Diğer bir ihtimal, belki de bize ihtiyaçları yok. Evrende o kadar çok boş gezegen var ki, üstelik bunlardan birçoğu enerji ve yeraltı kaynakları bakımından oldukça zengin. Sömürülecek bunca gezegen varken neden bizimle uğraşsınlar ki? Diğer bir ihtimal, belki onlar ile iç içe yaşıyoruz. Belki de onlar tarafından yönetiliyoruz. Biz bu kısıtlı teknolojimizle bile kusursuza yakın yüz nakilleri gerçekleştirebiliyorsak, dünya dışı gelişmiş varlıkların insan kılığına girmesi çok da zor olmasa gerek. Ya da onları duyu organlarımızda göremiyoruz. Kim bilir, belki de enerji formundalar. Başka bir ihtimal, belki de büyük bir simülasyonun içindeyiz. Matrix dünyası gibi bir dünyanın içinde gerçeğin farkında olmadan yaşıyor olabiliriz. Belki de simülasyonun içinden uyanıp çıkmayı başaranlar bile var. Aynı rüyadan uyanıp gerçek yaşama döndüğümüz gibi. Diğer bir ihtimal, belki de diğer yaşamlara sandığımızdan çok daha uzağız. Işık hızıyla bile hareket edebilseydik, en yakın galaksiye ulaşmamız ortalama 2 milyon yıl sürmektedir. Biz dünya dışı yaşamdan bahsederken diğer galaksileri de hesaba katıyoruz. Yüce galaksilerle beraber evrende 8 trilyona yakın galaksi olduğu tahmin edilmekte. Bilim kurgu filmlerindeki gibi uzay zamanı bükemediğimiz sürece bunlara ulaşmamız imkansız. Üstelik ileride bunu yapabileceğimizin garantisi bile yok. Belki de hiçbir zaman filmlerdeki gibi uzay bükme olayını gerçekleştiremeyeceğiz. Başka bir ihtimal, belki de dünya dışı yaşamın tohumlarını ileride biz atacağız. Belki de biz ilk canlılarız. Diğer gezegenlerde yaşamı biz başlatacağız. Hani videonun başında belirli gelişmiş uygarlıklar, simülasyonlar falan dedim ya, belki de bunları biz yapacağız. Belki de merhametsiz gelişmiş uygarlıklar bizim torunlarımız olacak. Yani o üstün gelişmiş uygarlığın ataları biziz. Diğer bir ihtimal, yakın çevremizdeki diğer uygarlığın çok fazla gelişemeden doğal sebeplerle yok olması. Tıpkı dinozorların başına gelen olay gibi. Diğer bir ihtimal, belki de bize ulaşmak için harcayacakları zamana, maliyete ve enerjiye değmeyeceklerini düşünüyorlar. Başka bir ihtimal, belki de belirli bir seviyeden sonra uğraşılması gereken çok büyük sorunlar ortaya çıkıyordur. Göç edecek teknolojiye ulaşamadan sonları geliyordur. Aynı dünyamızdaki küresel ısınma sorunu gibi. Küresel ısınma bu hızla devam ederse, başka gezegenlere göç edebilecek teknolojiye ulaşamadan sonumuzun gelmesi muhtemel. Bir diğer ihtimal, çok gelişmiş oldukları için bizim uzaklara gönderdiğimiz mesajları alamıyor olabilirler. Tıpkı Bluetooth'lu bir telefona kızılötesiyle veri göndermeye çalışmak gibi. Başka bir ihtimal, uzaylılarla iletişime geçildi ve bu da halktan gizlenmekte. Komple teoricilerine göre 51. bölge gibi yerlerde bunlar hakkında çalışmalar yapılmakta. Tıpkı Black Mesa gibi. Eğer öyle bir şeyler varsa umarım sonumuz Black Mesa gibi olmaz diyorum. Son ihtimal ise evrende bizim gerçekten de yalnız oluşumuz. Bu benim en sevmediğim ihtimal. Carl Sagan'ın şu sözü benim düşüncelerime tercüman olmakta. Evren oldukça büyük bir yer. Eğer sadece biz varsak boşa harcanan ciddi miktarda alan var demektir. Şöyle düşünün. Biz dünyadaki kısıtlı doğalgaz, ham madde ve diğer enerji kaynakları için birbirimizi yerken Titan'da doğalgaz okyanusları ve doğalgaz dereleri akmakta. Bazı büyük asteroidlerin içi de değerli madenlerle dolu. Elmastan oluşan ve bunların yanında altın zenginleri gezegenler var. Şimdi diyeceksiniz o kadar çok altınımız ve elmasımız olsaydı bunlar zaten ucuzlardı ve bir anlamı kalmazdı. Hemen cevap vereyim. O altınlar ve elmaslar küpelerimizde ve yüzüklerimizde kullanılmak için değil zaten. Bunların teknoloji ve sanayide kullanılmasının bize epeyce faydası olurdu. Özellikle altın bilgisayar teknolojilerinin vazgeçilmez elementidir. Sonuç olarak uzaylıların varlığına dair somut bir kanıtımız yok. Uzaylıları gördüğünü iddia eden milyonlarca insan var olsa da bunların hiçbiri geçerli bir kanıt sunamamıştır. Aslında uzaylıların olmasını ben de isterdim. Monoton yaşamımıza biraz aksiyon katmış olurlardı. Videoyu buraya kadar izlemiş arkadaşlar için Konya'da çekilmiş muhteşem UFO görüntüsünü sunmaktan gurur duyarım.